Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde doktora yapılan silahlı saldırı, meslektaşları tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Görevi başındayken silah doğrultulan doktor ise olay anını anlattı. Neden olduğunu anlayabilmiş değilim. Önce onu söyleyeyim. Yani kızını ameliyat etmiştim. Sırf çok bağırıp çağırdığı için, izole etmek için yoğun bakıma indirdik. O da herhalde babası hastasının çok ağır bir hasta olduğunu falan düşündü. Halbuki biz sadece izolasyon amacıyla yoğun bakıma almıştık. Şu anda da zaten durumu gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Ben bu konuyu onunla paylaşmak için konuşuyordum. Bir anda böyle seni öldüreceğim, keseceğim, asacağım falan, nereye gidersen git vuracağım gibi böyle saçma sapan şeyler söyleme. Ben de bunun üzerine beyaz kot verdim. Ondan sonra da silahına davrandı. Silahına davranınca mermiyi de ağzına sürdü. Bana doğrulttu. O arada ben gene adamı sakinleştirmeye uğraşıyordum. Arkadan bizim hastane çalışanlarından birisi silahı tuttuğu eline davrandı. O arada silahı yani bana hedef alıyordu sürekli. Ateş etti. Ben o anda eğildim. Mermi tavana saplandı. Ondan sonra da şahsın üstüne atlayıp etkisiz hale getirdik iki kişi. Sonra da silahı elinden aldık bir şekilde. Olay böyle oldu. Yani anlamsız, saçma sapan bir olay. Adamın emekli polismiş öğrendiğimiz kadarıyla, eşinin söylediği kadarıyla psikiyatrik sorunları olan ve bu yüzden de mahallen emekli edildiği söylenen bir şahıs. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bu tür bir şahsın hala silah taşıyor olması, hadi silah verdiniz, hastane gibi bir kuruma belinde silahla girmesi kadar saçma sapan bir şey olamaz. Bu ülkeye bunlar yakışmıyor. Olmaması gereken şeyler. Hasta ruhlu, yani gerçekten tedavi ihtiyacı olan bir insanın silahla ne işi olabilir? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Çok talihsiz bir olaydı. Yani hani tıbben bir hatam olur, bir kusurumuz olur. Ya da hastası ağır olur, anlarım. Ya da demiş ki bilgi vermedi bana falan. Ben adamı hiç görmedim. Hayatımda ilk defa görüyorum adamı. Görmediğim birine nasıl bilgi vereceksiniz? Böyle bir savunması var. Ama adam dediğim gibi psikolojik problemleri olan bir kişi muhtemelen. Ondan bu olay oldu. Yani ülkem adına üzgünüm. Yani zaten olay görevi başında bir kamu çalışanına saldırı, silahlı saldırı, öldürmeye tam teşebbüs. Benim şikayetçi olup olmamam bir şey değiştirmez. Zaten şikayetçiyim elbette. Ama benim şikayetçi değilim demem bile bir şey değiştirmemesi gerekiyor. Kamu davası olarak bu işin devam etmesi gerekiyor zaten.